Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ömer Özçay, ekibimiz tam gaz devam ederken misafirimiz geldi, Selçuk abi. Selçuk abi kendisi yüksek ziraat mühendisi, bize granürlü gübreyi neden kullanmalıyız, ne işe yarıyor, bunlar hakkında detaylı bir bilgi verecek. Ben sözü uzmanına bırakayım, Selçuk abi bize kendini tanıtsın, hem de granürlü gübreyi neden kullanmalıyız, ne işe yaradığını anlatsın. Bu sene onunla da beraber çalışacağız, deneme yapacağımız bir tarla olacak. Orada onun önermiş olduğu gübreleri falan kullanacağız. Geri kalan ben Selçuk abiye bırakayım. Selçuk abi bize anlatsın. Abi söz sende. Merhabalar, ben yüksek ziraat mühendisi Selçuk Uysal, Karamanlıyım. Aslında kendi mesleğimi yapıyorum şu anda, gübreyle uğraşıyoruz. Timak Akro firmasının Karaman sorumlusuyum ben. Mikrobanan bir gübre bir başlangıç gübresidir, bir taban gübresi değildir. Bitki, yani bir hayvan ilk başta olduğunda, bir kuzu, bir oğlak diyelim. Bu bir ağız sütü ister. Bu da aslında bitkiye bir ağız sütü vermektir. Normal taban gübreyle ektiğimizde bitki 20 santim, mısır için bahsedersek örnek veriyorum. 20 santim boy yapar kök olarak. Ve toprağa düştükten sonra çıkış yaparken ilk kök çentiğini attığında iki tarafa birden gelişim göstermeye başlar. Ben kamerayı biraz daha sarsın. Biz ise daha iyi, güçlü bir çıkış için toprak yüzeyine ve mikrobanan bir gübreye ihtiyaç duyuyoruz artık. Bu bir teknoloji. Bu artık herkesin yapması gereken bir gerçek. Abi sorun değil. Iğ dediğin yerleri ben alırım zaten onları. Tamam. Hatta soru cevap şeklinde de ilerleyebilir. Şimdi ben şöyle bir soru sorayım abi sana. Seni bölüyorum ama. Şimdi mesela daha önceki senelerde bize şu dendi. Taban gübresini atmana gerek yok. Granür at yeter. Ya da ne bileyim yarı yarıya azalt. Granür at bu DAP gübresi atmanın yerine geçer. Şimdi yani burada doğru bilgi nedir? Ne kadara ne kadar kullanmalıyız? Sizin öneriniz ne? Ya da daha öncesinde bu tarz denemeleriniz oldu mu? Atıyorum bir tarlada önceki senelerde 100 kilo DAP kullanılırken işte 60-70 kilo DAP'a düşürüp 10 kilo granür atmak gibi. Yani yaptığınız bir uygulama var mı? Şöyle söyleyeyim. Normalde biz topraklarımızda kalsiyum fazla, yani pH fazla. pH'in fazla olması sebebi kalsiyum aslında. Hap birimde aslında bu. Bir kalsiyum eşittir kireç demektir. Toprağa fosfor düştüğünde, bir korumu yoksa fosforda eğer, fosfor ile kalsiyum bu şekilde bağ yapar. Ve biz yıllarca toprağımıza fosforlu gübre veriyoruz, taban gübresi veriyoruz. Ve birçok çiftçimizin burada fosforu fazla. Şu an sizin bu arazide fazla. Aynen. Toprak örneğini aldık, analize gönderdik. Aynen. Analizleri de bu arada yayınlayacağım en kısa zamanda, analizler geldiği zaman. Bir 10 güne falan gelecek inşallah. Bir hafta 10 güne kadar gelecek. Toprak pH'i ne kadar fazla olsa fosfor o kadar bağlanıyor. Yani kalsiyum o kadar tutuyor. Şimdi bitkinin de normal taban gübresi ektiğimizde biz yine birçoğunu aslında toprakta bağ olarak vermiş oluyoruz. Toprakta kalıcı hale geliyor. Mikrobanlı gübreyi de verdiğimizde bağları kırma eğilimini gösteriyor. Şöyle söyleyeyim. Normal taban gübresine göre eklediğimizde kök iki kat daha mikrobanı kullandığımızda iki kat daha kök gelişim sağlıyor. Kılcal kökler. Kılcal kökleri de kılcal kökler aslında bir mikorizadır. Bitkinin kökleri değildir aslında. Bir asalak bir canlıdır diyelim ve dünyanın %78'ini bitkilerin bu olur. Bu ne kadar artarsa toprakta bir organik faaliyette o kadar artar. Yani şey diyebilir miyiz abi? Daha erken gübre almasını mı sağlar? Yani biraz daha hani böyle basit bir delili anlatırsan bizim için şöyle, daha iyi. Yani sen biraz daha böyle makale şeklinde uzman olarak anlatıyorsun da hani biraz daha basitleştirelim bir şekilde yani direkt bizim anlayacağımız şey. Yani kök gelişimine faydası var diyoruz. Tabii. Kök gelişimi erken yaşta hani iyi olduğu zaman bu da ister istemez taneye, koçana yansıyor yani. Tabii. Bu evet, şekilde mi anlamalıyız? Doğru mu anlamalıyız? Normal taban gübresi ekim yaptığımızdaki ulaşamayan besin elementlerine bu şekilde ulaşabiliyoruz. Kılcal kökleri dediğim gibi organik faaliyet arttığı zaman oradaki o şeyleri, bağları biraz daha çözme eğilimine geçiyor. Evet. Çözebiliyor ve taban gübresini bu yüzden kısabiliyoruz aslında. Normalde işte dekardan 2 ton mısır almak için misal diyor. Evet. Dekara safi 18 kilodan bizim fosfor vermemiz lazım. Bunu işte mikrobanlı gübre verdiğimizde aşağı yukarı bu oranlar değişiyor. İşte 24'ten başlıyor, 58'lere kadar var piyasada. Maliyet olarak mikrogüren bizim maliyetimizi arttırıyor mu, azaltıyor mu abi? Düştü ben şimdi düzelteyim. Şöyle. O mikrobranın fiyatına yaptığı işe göre değişir aslında. Biraz fiyat performansa görmek lazım. Evet. Şimdi çiftçi kendisini iş yapmayacak ürünleri de var maalesef piyasada. Onlara yönelmek yerine gerçekten iş yapan ve fiyat olarak gerçekten
normal taban gübresine göre. Çünkü bir yönelmemiz gerekiyor. Verim arttıramazsak cepten kısmamız gerekiyor. Verim aynı alırsak. Abi şimdi hani sen ziraat mühendisi olduğun için ben sana da sorayım. Hani sen şu anda kendi ürününü de satıyorsun da. Evet. Hani iş yapan dediğin zaman bizim iş yapan ürünü nasıl anlayacağız? Yani içeriğine bakıp şunlar olması gerekiyor deyip içeriğinden mi anlamamız gerekiyor? Yoksa hani markaya mı güvenmek gerekiyor? Burada biraz sen uzman olduğun için bu konuda sana bir soru soruyor. Yani ben nasıl anlayabilirim? Yani hangi ürünün benim için daha iyi olduğunu, etkili olduğunu nasıl anlayabilirim? Marka elbette ki önemli. Bilindik markalardan gerçekten şaşmamak gerekiyor. Bilindik markaların fiyatları masa olarak değerlendirip onu kullanmamız gerekiyor gerçekten. Bunun tabii en yani bilinmedik marka ise kesinlikle bu yurt dışında da tabii kullanılan yani bizim Türk mikrofonumuz yok. Evet. Var ama yok diyelim. Oraya giriverim için. Yurt dışında bir araştırma da yapılabilir. Gübreyi aldık. Almadık. Denemelik bir torba aldık diyelim. Analize gönderebiliriz bunu. Tabii buradaki en önemli şey aslında çözünürlük. Yani bitkiye ne kadar anlamıyor. Aslında yani içindeki şey çözünebilir madde miktarı mı önemli? Tabii kesinlikle o. Ne kadar mesela bazı ürünlerde timakaklı mesela örnek veriyorum. Deniz yosun özütleri mevcuttur içerisinde. O bağlanmayı gerçekten önlüyor. Yani kendi fosforu, kendi benimdeki fosforu önlüyor bağlanmasını kontraktı. Bu konuda hani ilk firmalardan bir tanesi dünyada. Türkiye'ye getiren ilk firmada Timo. Sen bunu bizlere anlattın zaten. Maliyet performans olarak değerlendirip içeriğine güvendiğimiz ya da bilinen markaları tercih etmemiz gerektiğinden bahsettin. Evet. Onun haricinde kendi şeyinden de bahsedebilirsin abi. Firmanın gübresinden de bahsedebilirsin. Burası YouTube olduğu için reklam evet. Sıkıntı olmuyor. Yani biz bu sene zaten seninle beraber deneyeceğiz. Yani faydası olup olmadığını zaten takipçilerimize görecek. Hani ya da ne kadar bir fark yarattığını birlikte göreceğiz zaten. Hani kendinde kendi ürünlerin hakkında da bilgi verebilirsin izleyenlere. Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim ben. Bence toprak analizi gerçekten şart arkadaşlar. Evet. Her yıl yaptırmasak da 3-4 yıla bir 5 yıla bir gerçekten yaptırmamız gerekiyor. Topraktaki fosfor ne kadar bağlı? Yani bu tarz analizler var. Yani Türkiye'de laboratuvarlarla yapar. Ne kadar bağlı, ne kadar çözünebilir? Potasyum aynı şekilde ne kadar bağlı, ne kadar çözünebilir? Öncelikle bunu kesinlikle yaptırmamız gerekiyor. Bu şekilde bitki besleme programı hazırlamamız gerekiyor. Şimdi mikro ile ektik tavsiye edilen miktarda uygulamasını yaptık diyelim. Daha taban gübresi yanına kesinlikle koymamız gerekiyor arkadaşlar. Taban gübresi vermeyen çiftçilerimiz var. İlk yıl tutabiliyor, verimi tutturabiliyor. Evet. Ama ikinci yıl maalesef o bir kumar bence. İkinci yıla tutturan var, çok nadir de olsa. Ama üçüncü yıl kesinlikle yapmayın. Dediğim gibi bir bitkinin, her bitkinin farklı farklı fosfor ihtiyacı vardır. Belli verime ulaşmak istiyorsa. Belli sadece fosfor değil, bunun azotu var, yani potasyum var, iz elementleri var. Magnezi buradaki gürtünü de söyleyeyim. Toprak analizinin ne kadar bağır, ne kadar çözülebilir fosfor var dedik ya. Evet. Orada mikroyla biz ne kadarını çözdürebiliriz? İşte mikrodan ne kadar geliyor? İşte 2 kilogram geliyor mesela bizim söylediğimiz dozajda. Kendi Green Start, Tina Capro'nun mikrobaranı bilmesi. İşte 16 kilogram hani bizim topraklarda, karaman topraklarında rekor dediğimiz verimler evet. 2 tondur dekara veriyor. Sen de biliyorsun. Geriye kadar 16 kilogram ne kadar çözünebilir? İşte 3 kilo çözünebilir, işte 5 kilo yaptı. Bu tarz hesaplamalar yaparak gidilmesi gerekiyor aslında. Taban gübresi ne kadar uyguladık, pH ne kadar yüzde kalabilir? Sonrasında mikrobaranı bunu ne kadar çözebilir? Bunun hesaplaması yapılması gerekiyor. Üstten işte nitrik asit ya da sıvı kükürt gibi şeyleri toprağa ne kadar çözebiliriz? Topraktaki bağlı olan fosforu ne kadar aldırabiliriz? Bu şekilde gidilmesi gerekiyor. Bu şekilde bir gübreleme programlaması yapılması gerekiyor. Mikrobaranı kullandığımızda taban gübresini yani toprağın işte analizine göre o kadar kısabiliriz. Yani bunu yarım dozuna düşürebiliriz. Belki üçte biri yani. Belki hatta ben geçen gün su durağında müşterim vardı. Çözülebilir fosfor 21 kilogram geliyordu sahafi olarak. Ben oraya şeyi kullandırmadım. Taban gübresi kullandırtmadım. Zaten çözülebilir 21 kilogram var. Yani yine 2 ton dekarda aldık mı aldık. Taban gübresi için yaptım.
Ama toprak analizi vardı yani. Bu toprak analizi ama bu bir kumardır kesinlikle. Evet, toprak analizi yaptırmadan şu şekilde diyebiliriz. Yani önce bir toprak analizini yaptıracağız. Tarlaya bakacağız. Yani böyle biraz daha kulaktan duymadan ziyade. Atıyorum ben 100 kilo attım, 2 ton aldım. Çok iyi. 10 kilo da granür attım. 2,5 ton aldım gibi ağız dolgusu yapmaktansa toprak analizi yapıp tarlamızda ne var ne yok öğrendikten sonra, çünkü her tarla aynı olmuyor. Yani kesinlikle. Köyde bile fark ediyor. Bu bölgedeki bizim aldığımız verimle, yani şurada 1 kilometre ötedeki tarlada aldığımız verim birbirini tutmuyor. Bu biraz da işte toprak analizinde. Toprağın aslında neye ihtiyacı var, neye ihtiyacı olduğunu bilmeden hani denk geliyor. Bizim belki burada aldığımız verim biraz daha tesadüfe geliyor. Yani toprak analizini yaptırdıktan sonra bu gübreleme işlemini yapmak işimizi biraz daha profesyonelleştiriyor sanırım. Tabii tabii, kesinlikle. Evet arkadaşlar, Selçuk abiyle kısa bir sohbet ettik. Sizleri Grönür hakkında onun da bilgilerinden faydalanmanız için paylaşmak istedim. Şimdi başa geldik zaten, onun da biraz işi var. Onun da gitmesi gerekiyor. O yüzden hani sohbetimizi burada bırakıp zaten tarla günlükleri konseptimizde onun söylemiş olduğu ürünlerin denemesini yapacağız. Bunları sizlere paylaşacağız. Ürünlerle birlikte, ürünler hakkında detaylı bilgileri yine tarla günlükleri konseptimizde önümüzdeki günlerde kanalından izleyebilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.